Efendim, reklamların ardından yine karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler Londra Mahallesi ekibi olarak toplumumuzun içerisinde yer almaya devam ediyor ve kameralarımızı bir kahvaltıya çeviriyoruz. Toplumumuzu yakından ilgilendiren etkinlikleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Öncelikle kahvaltıya katılan misafirlerden görüş alıyoruz. Kahvaltımız çok güzel geçti. Bizim köy yöre ait olan yaptığımız kahvaltı yemeklerini getirdik. Güzeldi, çok iyiydi. Aslında istiyorum daha kalabalık, daha güzel. Biraz daha böyle ya insanlar gelsin ama yine de iyiydi yani. Kahvaltıda yöresel böreklerimiz vardı, kömbelerimiz vardı, peynir çeşitlerimiz vardı. Yani günlük kahvaltıda ne varsa daha çok çorbamız vardı. Güzeldi, her şey çok güzel geçti. İşte 2016'nın ilk kahvaltısı burada oldu ama yönetimimiz düzenledi bugün. Oraya katkıda bulunmaya çalıştık. Yıllık bunu her ay düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de biz Karaçarlı'la düzenleyeceğiz. Daha geniş çaplı, daha böyle bol yemekli olur, öyle geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu toplum merkezinin yönetim kurulu üyeleriyle söyleşi yapıyoruz. Burada genelinde toplumumuzu bir arada tutabilmek, gelenek ve göreneklerimizi, örf adetlerimizi yaşatmak için özellikle bu geleneksel hale gelen kahvaltılarımızı süreç haline getirdik. Her 4 haftada bir bünyemizde bulunan herhangi bir köye veriyoruz. O özellikle de bayan arkadaşlarımız bu anlamda kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Evde bayağı emek vererek hazırlık yapıyorlar. Sabada tabii o emeği verdikleri için kendi çocuklarını, eşini, yakınını yaka paça tutuyor. Buraya kadar da getirebiliyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Yöre ve köy derneklerinin en önemli sayacak konulardan bir tanesi eğitime yönelmeleri. Bu çocuklarımızın kendi gelenek ve göreneklerini öğretmesi yönünde çalışma yaparlarsa ki büyümeleri önünde çok büyük destek sağlar. Aksi halde çöker gideriz. Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Şimdi efendim sevgili Hüseyin Bey'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim, eğitimlerden bahsettik. Peki burada verilen eğitimler arasında neler var? Eğitim konusunda çocuklara, yani diyelim ki 5-15 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriyoruz. Matematik, İngilizce dersleri var. Bunun yanında saz kursu var. Bunları veriyoruz. Bir de kültürel anlamda, yani bizim insanlarımızın burada kendi kültürlerini, yani hatta daha gençliğimizin kendi kültürlerini tanımaları için bir dergi çıkartıyoruz. Bu derginin içerisinde kültürümüzü tanıtacak, bölgemizi tanıtacak işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de toplum merkezlerinin yanında görmeye alışkın olduğumuz Sayın Avukat Serpil Ersan'la kısa bir söyleşi yapıyoruz. Efendim, şimdi yanımızda mahallemizin, Londra Mahallesi'nin değerli avukatlarından sevgili Serpil Ersan'la birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün yine bir toplum merkezinde bir kahvaltıda karşılaştık. Neler söylersiniz bugün hakkında? Evet, bugün Elkom Derneği ile bir dayanışma kahvaltısındayız burada. Elkom İngiltere'de çok yoğun çalışmalarıyla öne çıkan derneklerden bir tanesi. Neredeyse her ayki kahvaltılarında yaklaşık 300-350 kişiyi hizmet veren bir yer. Biz de uzun zamandan beri bu biliyorsunuz köy derneklerine ve diğer derneklere destek vermeye çalışıyoruz. Bunun nedeni de bu kadar çok emek veren kuruluşların genellikle yaptıkları işlerin görülmez olması ve biz de bunu hem televizyonlar aracılığıyla hem de gazeteler aracılığıyla yaymak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Bu kadar emek veren, bu kadar zamanından, işinden, ailesinden zaman ayırarak emek veren kişilere de burada gerçekten de teşekkür etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de elimizden geldiğince destek olacağız. Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda toplumumuzun etkinliklerini ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Se ne va, se ne va.